stüdyoda konuğumuz var. Ayşe Yakıcı, şehir plancısı, Şehir Plancıları Odası Eski Yönetim Kurulu üyesi. Sayın Yakıcı, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Efendim, öncelikle ben size başsağlığı dilemek istiyorum. Teşekkür ederim. Antakya'da biliyorum ki akrabalarınızı kaybettiniz. Çok zor, acınızı paylaşıyorum. Yürekten hissediyorum. Çok zor günler. Dilerseniz başlayalım. Şimdi öncelikle biz nerede yanlış yapıyoruz? Hep diyoruz ya, dere yataklarına, ovalara, fay hatlarının üzerine, ırmak kenarlarına bir kentleşme planımız var. Buyurun, neler anlatmak istiyorsunuz? Ya açıkçası şöyle söyleyeyim, ben yani 15-16 yıldır şehir plancılığı yapıyorum, mezun olduğum günden bu yana. Ve bugün yaşadığımız şeyleri düşündüğümde, benim ailem bu arada 99 depreminde de İstanbul'daydı. Çok şükür bir şey olmadan kurtuldular ama çoğunluğu şu anda bu depremde hayatını kaybetti. Annemle babam yaşıyor ama yani bizim ailenin %80'ini kaybettik. Baktığımızda nerede yanlış yapıyoruz biz? Açıkçası bizim gibi meslek insanlarına mesleğini yaptırmayanlar yüzünden biz yanlış yapıyoruz. Yani bilimin, aklın, fenin, bütün şartların aslında Türkiye'de gerekli eğitimler alınıyor, veriliyor. Benim gibi bir sürü meslek insanı çıkıyor. Sivil toplum kuruluşları var, meslek odaları var. Burada bir sürü şeyler defalarca, defaatle söyleniyor. Yıllardır tekrarlıyoruz. Yani bu benden önce de böyleydi, bizim zamanımızda da böyle. Şu anda da konuşuluyor ama hiçbir zaman bunu dinlemeyen bir yönetim anlayışıyla yönetiliyoruz biz. Dere yataklarına yapılmaması gerektiği zaten bilinen bir şey. Yani daha önce yaşanan sellerde de gördünüz, Karadeniz'deki sellerde. İnsanların canları, evleri, malları, mülkleri, hayatlar gitti yani. Şimdi bu depremde de farklı bir durum yok. Yani ben doğma büyüme Antakyalıyım. Üniversite sebebiyle İstanbul'a geldim. Ve benim şehrimde yıllardır sürekli deprem yaşanır. Yani her yıl bir deprem yaşarız biz, irili ufaklı. 94'te de büyük bir deprem yaşadık. Ben oradaydım o zaman. Yani biz 20 gün, bir ay gene kış koşullarında gerçekleşmişti. Evimize giremediydik yani. Benzer bir şey yine yaşıyoruz. Biz 99 depreminden de ders almayan bir ülkeyiz maalesef. 24 yıl önce neyi yaşıyorsak şu an kat be kat daha ağırını yaşıyoruz. Çünkü yasalarla maalesef imar affı gibi. Onlar barış deseler de bizim, ben af olarak görüyorum. 20 yılda 9 kere. Evet, yani bakar mısınız yani, sayıya bakar mısınız, bu ne demek ya? Siz kaçak yapılara, kaçak yapılara müsaade edenlere, yani ben sadece burada müteahhitleri suçlamayı doğru bulmuyorum açıkçası. Çünkü sistem o kadar kokuşmuş ve çökmüş durumda ki, yani o kaçak yapıları yapanlara ya da inşaatlarda fazlasını yapanlara, imar hakkından fazlasını yapanlara vesaire, bunlara göz yuman da bir yönetim anlayışı da var. Ya bunu ben muhalefeti iktidar olarak ayrım yapmak istemiyorum. Çünkü herkes buna seyirci kalıyor. Ve bugün yaşanan bu dram, gerçekten titriyorum. Ya yani günlerdir ailemin hayatta kalma sürecini buradan takip ediyorum. Ben iki çocuğum olduğu için gidemedim. Yeni doğum yaptığım için gidemedim memleketime. Oraya koşamadım açıkçası. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Ama annemleri zor kurtardık. Bütün amcalarım vefat etti, halalarım vefat etti. Yani teyzelerim, dayım, yani kaybetmediğimiz kimse yok açıkçası. Başınız öyle sağ olsun, söyleyeyim anlıyorum size. Ya hala enkaz altından çıkaramadıklarımız var. Yani o kadar bir çöküş var ki devlette. Yani 24 yıldır ne yapıyor bu iktidar diye insanı sormadan da duramıyorsunuz. AFAD diye bir kurumu 2009'da kuruyorsunuz. Evet. İçi bomboş. Biraz önce web sitesine bakayım dedim. Yani evet. Bütünleşik afet yönetim sistemi diye bir sistem, yeni bir model üretmişler. Hı. Güya yeni bir model üretmişler. Yani bu model nerede Allah aşkına? Yani bana biri bunu anlatabilir mi? Nerede bu model? Bu insanlar 3 gün devletten bir yardım gelmeden, benim şehrimde annemler 3 gün bir yudum su, bir çorba, bir sıcak bir şey bulamadan hayatta kalanların hikayesini anlatıyorum AFAD'ın size. Sadece dinleyeceğim. AFAD'ın sadece 7000 küsur elemanı var. Yani bu nasıl bir bütünleşik afet yönetim ve sistemi? Ve tek koordinatör. Yani düşünsenize, Türkiye'nin neredeyse yarısından fazlası deprem fay hattı üzerine kurulu bir ülke bizim ülkemiz. Yani siz bu ülkede kurduğunuz bu afet yönetim sisteminde 9000 personelle neyi kurtarabilirsiniz? Neyi yapabilirsiniz? Bir de o sitede öyle süslü laflar söylenmiş ki, işte Japonya'dan Şili'ye, bilmem nereden oraya dünya yardımları ulaştırdık. Her yerde de alkışlandık falan filan. Kimi kandırıyorsunuz siz ya? Neyi kandırıyorsunuz?
İnsanlar ölüyor can pazarında orada. Yani. O ilk güç, ilk 3 günü anlatıyordunuz. Evet, ilk 3 gün açıkçası yani zaten ben çocuklar küçük olduğu için sabah köründe genelde uyanıyorum. Telefonun çalması ve arka arkaya gelen mesajlarla ilk an sadece kim iyi kim değil onun haberini alabildik. Ondan sonra iletişim yoktu bölgeden kesinlikle. 10 saniye konuşabilirseniz şanslıydınız. Antakya'yla. Evet, Antakya'yla. Kaderine terk edilmiş bir haldeydi. Kızılay'ından AFAD'ına yani bu yardımlaşma için kurulan ya da afet yönetimi için kurulan hiçbir şey oraya ulaşmadı. Ya Hatay'da, Kızılay, Antakya'da. Kızılay AFAD'a bağlandı. Evet. Çünkü. Antakya'da düşünebiliyor musunuz? AFAD'ın binası yıkıldı. Yani. Evet, doğru. Yani böyle saçma bir şey olabilir mi? Siz afet koordinasyon merkezini nasıl bir bina üzerine kuruyorsunuz? Yani o yaptığınız bina bile sağlam değil. Bana şunu da söylemesin kimse. Ya bu asrın felaketi. Ben bunu da kabul etmiyorum. Deprem bir felaket olabilir ama sonrasındaki süreç yönetimi bu bir felaket değil. Bu tamamen şu anki yönetimin suçu. Bu kanlar herkesin eline bulaştı. Herkesin hayatından alanlar onlar. Maalesef mevcut yönetim, mevcut kokuşmuşluk, çöküşmüşlük. Benim bir halam 40 saat canlı bir şekilde mücadele etmiş yerin altında. Çıktı, sağ çıktı. Çok şükür. Ama maalesef 10 saat sonra kaybettik onu. Öyle. Neden? Tıbbi ekipman yetersizliğinden. Bölge o kadar kötü durumdaydı. Sadece bir serum bağlamışlar halama. Şöyle göz altına, yani doktorların da yapabileceği bir şey yoktu. Çünkü ekipman 40 yoktu. 40 saat, 2 gün sonra. Evet, 2 gün sonra hala can. Hala orada yeterli şey yardımı hiçbir verebilecek. Şey yoktu. Sadece bir serum takılıp bir odaya sağlık bırakılmış. Sağlık ekibi yok. Hiçbir şey yoktu, öyle söyleyeyim size. Benim aynı halamın eşi enkazdan maalesef ölü çıkartıldı. Ya kuzenim çıkartıyor ve biz çıkarttık diye cenazemizi fotoğraf istiyorlar bizden öldüğünü kayıt altına almak için. Yani böyle sistemin kokuşmuşluğu bu kadar gerçekten insanın canını acıtan artık biz hissedemiyoruz öyle söyleyeyim. Eşim geçen gün bir laf söyledi dedi ki acımız o kadar büyük ki yaşayamıyoruz dedi ya. Gerçekten biz acımız hissedemiyoruz. O kadar büyük, yaşayamıyoruz. Yaşayamıyoruz, hissedemiyoruz, donduk, uyuştuk. Ya benim annem ben niye yaşıyorum diye ağlıyor. Ya dram tükenmiştik. Yani ben evet hepimiz yani trajediyi yani yaşamak için söylemiyorum durum. Ama yani o kadar kötü bir durumda ki Antakya bayağı kaderine terk edildi. Hiçbir yardım gitmedi. Yani yardım götürmeye bugün çalışanlar engellendi. 10. evet. Ben şeyi hatırlıyorum, vinç operatörlerini hatırlıyorum. 2 gün boyunca şehre giremediler. Biz buraya yatmaya gelmedik, bizi niye almıyorlar? Tek yetkili AFAD'mış, AFAD'a soruyoruz. Bekleyeceksiniz daha deniyor. Ya benim İspanyol ekip, kurtarma ekibi evet. Enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı diye biz buna ortak olamayız, daha canlılar var diye ayrılıp gitti. Maalesef. Yani benim başka bir teyzem yine yani o da göçük altında kuzenimle beraber kaldı. Gidemeyen yardımlar, gidemeyen AFAD benim kuzenim ilk gün o şehre girmeyi başardı teyzemin oğlu ve gittiğinde yani her yer şehir yerle bir Adana'dan akrabalar aracıyla vinç getirtiyor. O vinçi kullanmasına müsaade edilmiyor yani hiçbir şey yani kendi imkanlarımızla kurtarma çalışması yapmaya çalışıyoruz ona bile imkan sağlanmıyor. O bile engelleniyor. Düşünün yani durum. Yani ne deniyor mesela? Nasıl engelleniyor? Yapamazsınız. Bina göçebilir. Şu olabilir, bu olabilir. Yani zaten altındaki canlar ölmüş, çoğu ölmüş yani. Çıkan cesetler tanınamaz halde yani. Öyle böyle değil. Anlatamam size gördüğüm manzaraları. Annemlerin anlattıklarını anlatamam. Bir ilk gün gene kendi çabamıza çıkartılan halam huzur içinde yatsın. Amin. Onun yani cesetlerin konduğu bir bölüm varmış hastanede. Ve yani böyle battaniyelerle yerlere atılıyorlar gördüm, yani. Gördüm görüntüleri. Ve diyorlar ki ya biz halamın şeyini, cenazesini arıyoruz. Anneme denmiş ki işte tek tek ölülerin yüzünü açıp bakacaksınız demiş. Yani hiçbir sistem yok ya. Yani arama kurtarmadan ölüm aşamasına kadar hiçbir sistem yok. Denen şu kazmanızı küreğinizi bulun. Eğer gömebiliyorsanız siz kendiniz gömün. Benim ailem 4 tane bulabildiği 4 tane canını elleriyle kendi gömdü. Kendileri çukur kazdılar. Dini vecibelere uygun gömülüyormuş. Ya bıraksınlar bu yalanları ya. İnsanlar ölüyor. Hala canlar var ya. Yaşayan canlar dün, var ya. Övgün Ahmet Ercan profesör doktor hocamız buradaydı. Hala 100-150 arası canlı hayatta olan vatandaşımız olabilir dedi. Hı.
ama enkaz kaldırma çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Ya benim hala göçük altında olan bir amcam var, yengem var, başka bir yengem var. Yani sayamayacağım kadar hala göçük altında akrabam var ve hiçbir şey yapılmıyor. Bugün 10. gün itibariyle hayatta kalanlar, sağ kalanların durumları nasıl? Yani herkes evsiz zaten bir kere. O kimsenin evi yok, yurdu yok, hiçbir şey yok. Çadır olanlarla ulaşmış mı? Yani Antakya'da bir tane, yani İBB ve AFAD'ın o koordinasyonunda kurulan bir büyük çadır kent var. Diğerleri küçük mahalle aralarında çadırlar kurulmuş durumda. Ama yardımlar o kadar uzak bir merkezde ki, yani büyük kurulan çadır kent için söylüyorum. Yani mahalle aralarına ulaşması imkansız. İnsanlar zaten göçüklerin başından ayrılmak istemiyor. Yakınları oradalar. Yani yaşayanların da durumu çok vahim orada. Donuyorlar, çorapları yok. Yeme içme konusu biliyoruz. Çok büyük sıkıntı değilmiş. Değil, o biraz çözülmüş ama kıyafet, barınma, tuvalet. Ama oysa o kadar çok yardım gitti ki biz gözlerimizle şahit olduk canlı yayınlarımızda, muhabirlerimizle yaptığımızda. Bu koordinasyonsuzluk yüzünden yerlerde yüzlerce çürüyen ekmekler, bayatlayan ekmekler, ortaya saçılan kıyafetler... Bunlar da ulaştırılamadı ve diyorsunuz ki bu tamamen gerçekten mevcut yönetimin sorunu, sorumluluğunda gerçekleşen yüz karası anlar yaşıyoruz biz. Ama çıkıp da işte bu asrın felaketi, biz hiçbir şey, bunu hiç kimse yönetemez. Böyle şeyler söylüyorlar insanlara ya. Evet. Şu an 30 bin diyorlar, ben sadece kendi şehrim için söylüyorum. Minimum yarısı yok oldu. Sadece Antakya merkez için söylüyorum. Antakya merkez. Minimum yarısı öldü. 200 bine yakın minimum oradan ölüm 200. çıkacak. Minimum. Ben size söylüyorum. Yarın bizi açıklayacaklar. 50 bin, 60 bin, 100 bin. Hayır, açıklanan, bence milyonlar olacak. Açıklanan rakamı 3 ile çarpın demişti akademisyen yazar. Bence onunla çarpalım. 3 az. Ben öyle söyleyeyim. Ben size söylüyorum. Sadece Antakya'da 200 bini geçecek ölüm sayısı. Yani. Korkunç. Acının değmediği, ölümün dokunmadığı bir ev yok orada. Bir hane yok. Ki İstanbul'un da bunun bir karması olduğunu o bölgeni düşünürseniz, İstanbul'da da acının değmediği ev yok maalesef.